11 Ekim 2022 Salı, Diyarbakır At Yarışı tahminlerimize, hoş geldiniz. Öncelikle, yayınlarımızı takip edip, videolarımızı beğenen herkese, şimdiden teşekkür ederiz. Yorumlarımızın yazılı hali, yukarıda adresi yazılı web sitemizde her gün yayınlanmaktadır. Video izlemeye zamanı olmayanlar, oradan yazılı halini okuyabilirler. Diyarbakır programında 8 koşu var. Sadece 6'lı dahili koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile, Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları, sizlere aktaracağım. Ayrıca bize destek olmak isteyenler, katıl butonu ile dilediği paketi seçerek kanalımıza katkıda bulunabilirler. Emeğe saygı duyarak desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımızın sonunda, yine geçmişten önemli koşulardan birini paylaşacağız. Nostalji yaşamak isteyenler, videoyu bitimine kadar izleyebilirler. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci ayak. 3 yaşlı Arapların, Handikap 15 yarışı, 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşunun en süratli atı, 3 numaralı Göbekli Tepe ağasıdır. Neredeyse her yarışında liderliği alabilmiştir. Bugün de iç kulvardan start alacağı için, mutlaka tempoyu belirleyecektir. İsa Katar idaresindeki tek yarışını kazanan Göbekli Tepe, bu koşuyu kazanmaya çok yakındır. Çıktığı gibi bitirme ihtimalini yüksek görüyoruz. Bizim net favorimizdir. Rakip olarak iki isim önereceğiz. Sahada oldukça iyi gözüken 8 numaralı Bülent Bra ve 9 numaralı Özsatan, bugün sürpriz bir yarış çıkarabilirler. İhmal etmeyelim. Açıkçası bu atlar olmasaydı, Göbekli Tepe'yi tek önerecektik. Bu atları yazmışken, iki numaralı Ertuğran'ı da ihmal etmeyelim. Adana ve Elazığ'ı dolaştıktan sonra tekrar çok koştuğu Diyarbakır pistine getirildi. Bu başarısı sadece pist ile alakalıysa, bugün de iddialı olabilir. Sağlam kuponlarda olsun. Bu koşu için rakamsal sıralamamız. 3, 8, 9, 2 şeklindedir. 2. ayak. 4 ve yukarı yaşlı dişi Arap atlarının şartlı 3 yarışı 1700 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşunun en süratli atı 3 numaralı Benim Gülüm'dür. Çok süratli rakipleri olmadığı için muhtemelen kendi temposunda yarışı sürdürebilecektir. Benim Gülüm'ü 9 numaralı Ergöl, 10 numaralı Kravcısı, 12 numaralı Saçan Hatun ve 8 numaralı Termeli gibi ayağına seri isimler takip edebilir. Bu atlar, yarışın ağır T mepolu gidecek olmasından da faydalanacaklardır. Daha sonra, 1 numaralı Özlatika, 4 numaralı Kırmızı Bahçe ve 5 numaralı Nesli Nur'u yazıp, bu ayağı biraz daha sağlama alabiliriz. Bizim bu koşu için rakamsal sıralamamız, 3, 9, 10, 12, 8, 1, 4, 5 şeklindedir. 3. ayak 3 yaşlı İngilizlerin katılacağı kısa vade 7 Çınar Kaymakamlığı koşusu 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşudaki en süratli isim 6 numaralı Bali Kızıdır. Liderliği mutlaka alacak olsa da önde boş kalamayacağını söyleyebiliriz. Mesafeden dolayı 1 numaralı Asabi, 3 numaralı Gök Yıldız ve 7 numaralı Çapraz onu yakın takip edecek ve düzlük üzerinde geçmeye çalışacaklardır. Bu atlarda çok formda oldukları için, kuponlara eklemek gerekir. Elazığ yarışları iyi olan 5 numaralı Romans Bule ise, sigorta amaçlı eklenebilir. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 6, 1, 3, 7, 5 şeklindedir. Dördüncü ayak. 2 yaşlı dişi İngiliz taylarının, maiden yarışı, 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda iki süratli isim var. Ancak ikisinin de çok inatçı olmadıklarını düşünüyoruz. 5 numaralı Golden Star, en iç kulvardan çıkacak ve stili rakibi yokken de hakkıyla liderliği almak isteyecektir. Ancak ekürisine fedai amaçlı 4 numaralı Balyaren de tempoyu süratlendirebilecek bir isimdir. Eğer iyi çıkar ve Golden Star'ı rahatsız ederse tempo baştan itibaren yükselebilir. Biz bu şartlarda öncelikle 9 numaralı sarışın prensesi, daha sonra 1 numaralı arengi, 2 numaralı Arya hanım ve 8 numaralı Queen of Maria'yı yazıp bu ayağı geçmeye çalışalım. 5 numaralı Golden Star ise Bursa'dan gelip Diyarbakır'da nasıl bir performans sergileyeceğini bilemediğimiz için sigorta amaçlı eklenebilir. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 9 1 2 8 5 şeklindedir. 5. ayak. 4 ve yukarı yaşlı Arapların handikap 16 yarışı 2000 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda çok süratli olan iki isim var. 2 numaralı Remili Kız ve 6 numaralı Yılma Baba, ısrarla liderliği alarak yarışan atlardır. Bu ikili daha önce karşılaşmadı. Muhtemelen Remili Kız tempoyu belirleyecektir ancak Yılma Baba da ısrarla tempoyu yükseltebilir. 9 numaralı Atikran ve 3 numaralı Çivici de ön grup atları olup, öndeki iki süratli atı yakın takip edeceklerdir. Biz bu şartlarda, sahada oldukça iyi gözüken farklı iki isme şans vereceğiz. 1 numaralı hilvanlım için kazanması uzun sürmez dediler. Uygun grupta ağır kilosuna rağmen ilk at olarak yazalım. Tek rakip olarak, 5 numaralı taşıyıcıyı yazacağız. Bu atın Diyarbakır'daki kısa mesafeli yarışını ölçü almayın. Bugün uzun mesafe tam kapasite koşacaktır. İdmanlarını yarışa taşıması durumunda, kazanması muhtemel olur. Kesinlikle ihmal etmeyin. Biraz riskli olsa da, biz bu koşuyu 1 ve 5 sıralaması ile geçeceğiz. 6. Ayak 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, Handikap 14 yarışı, 1700 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda çok süratli bir yarış beklemiyoruz fakat, tempoyu belirleme ihtimali olan 6 isim olduğunu belirtelim. 2 numaralı Dancing Gather, 3 numaralı Tanerhan, 8 numaralı Green Prince, 13 numaralı Maybred, 10 numaralı Incinin kızı ve 1 numaralı Hasan Efe, daha önce birkaç kez de olsa liderliği alarak yarışmış isimlerdir. Bu atlardan iyi çıkan ve taktiksel olarak önde kalmak isteyen, liderliği alabilir ve kendi temposunu koyabilir. Biz banko tercihimizi bu ayakta kullanacağız. 3 numaralı Tanerhan, son yarışında Densin Gedri ile inatlaşmış, dış kulvarda yarışı sürdürmüş ve buna rağmen kazanmasını bilmişti. Sonrasında tekrar Elazığ'a gidip, çok daha iyi ve dereceli işinde herkesin dikkatini çekti. Diyarbakır'a yine iddialı geldiğini belirtelim. Kilosu ağır olsa da, bizce bugün de kazanacaktır diyor ve banko öneriyoruz. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Bu kez nostalji kısmında, sizleri 2013 yılına götüreceğiz. 2400 metre mesafeli, grup bir çim pist yarışı olan, Tarım ve Orman Bakanlığı koşusunu, 6 numaralı kara üzüm, Ahmet Çelik idaresinde kazanmıştı. Bu güzel mücadeleyi izlerken, şimdiden herkese bol şans dileyelim. 11. ve son at olarak 7 numaralı Kırmanşah kulvarına yakın. Kırmanşah da yerini aldı. Atlar hazır. <laughs> Beyaz bayrak kalktı. Start verildi ve... Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koşusu başladı sayın yarışseverler. İlk meseleler geçirdikten sonra liderliği 4 numarada Hisar Bey aldı ve farkı da 2 boya kadar çıkartıyor. 1 numaralı Aras Bey ikincilikte dıştan 7 numaralı Kırmanşah bir an önce önlere gelme uğraşında 2,5 boy kadar geride. 5 numaralı Karaeser dördüncülükte. Bunun 3 boy kadar gerisinde 3 numaralı Geribolu yer tuttu 2,5 boy kadar geride 10 numaralı Yakup Bey. Bunun 1,5 boy kadar gerisinde 6 numaralı Karayüzün var hemen dışında 2 numaralı Batukan Sarıların'da. 8 numarada Kurtel var. 2,5 boy kadar geride 9 numaralı Aynar. Bunun da 2,5 boy kadar gerisinde grubun son sırasında 11 numaralı Yalnız Efe şeklinde Safkanlar 1600 doğru ilerliyor. Koşu yüksek tempoda sürüyor. 4 numaralı İsar Bey yarım boy kadar önde dışına şimdi gelen 7 numaralı Kırmaz Şah onu yakaladı. Uzak farklı gerilerinde 1 numaralı Aras Bey. 3. yükse burun çok uzak farklı gerisinde 5 numaralı Kara Eser var. Kara Eser'in de yine uzak farklı gerisinde orta kulvarda 10 numaralı Yakup Bey hemen içinde 3 numaralı Gelibolu 4 boy kadar geride 6 numaralı Karaüzüm var. Karaüzüm'ün 2 boy kadar gerisinde var. Yer dibinde 8 numaralı Kurtel dışında 2 numaralı Batukan. 2,5 boy kadar geride 9 numaralı Aynar. Bunun 2 boy gerisinde de 11 numaralı Yalnız Efe sırası sürüyor. Bu şekilde 1200 metre start yeri geçiriyor. 4 numaralı Hisar Bey yine kaçıyor. Fark yarım boy. Hemen dışındaki 7 numaralı Kırman Şah takipte. 3. sıradaki 1 numaralı Aras Bey öndeki ikiliyle olan farkı 3 boya kadar düşürdü. Bunun yaklaşık 10-12 boy kadar gerisi. 5 numaralı Karaeser var hemen dışına geldi şimdi 10 numaralı Yakup Bey 4 boy kadar geride 3 numaralı Geribolo da yerini bırakmadı bunun 3 boy gerisinde 6 numaralı Karaözün daha sonra bariyer dibinde 8 numaralı Kurtal hemen dışında 2 numaralı Batukan 2,5 boy geride Aynar bunun 2 boy gerisinde de 11 numaralı yalnız Efe sırasıyla Safkanlar son 600 metreye doğru yaklaşıyor. Yine liderliğini sürdüren Safkan 4 numaralı İhsar Bey. ikinciye Sarkansa 5 numaralı Kara Eser oldu. Üçüncülüğü 10 numaralı Yakup Bey girdi. Dördüncü sıraya da 6 numaralı Kara Üzüm giriyor. Daha geriden 8 numaralı Kurter'in de önlere gelme uğraşı var. 2 numaralı Batukan'la birlikte bu şekilde koşuda son viraj dönüldü. Liderliği 5 numaralı Kara Eser aldı. Dışarıdan 10 numaralı Yakup Bey'in bunun dışından 6 numaralı Kara Üzüm'ün ataklarıyla Safkanlar son 2. 200'e doğru yaklaşıyor orta kulvardan gelen Yakup Bey şimdi liderliği Asfrak aldı ancak dışından da 6 numaralı Kara Üzüm geliyor. Son 200'den sonra en dış kulvardan gelen 6 numaralı Kara Üzüm liderliği alıyor. Bir boyda fark yapıyor. 10 numaralı Yakup Bey de ikinci sırada son 50'ye doğru 2,5 boy kadar fark yapan 6 numaralı Kara Üzüm Ahmet Çelik de bu önemli koşuyu kazanıyor. 10 numaralı Yakup Bey ikinci, 5 numaralı Karayeser üçüncü, 11 numaralı Yalnız Efe'de koşudan dördüncü olarak ayrıldı. Günün dördüncü koşusu olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koşusunu Sayın Kamil Kılınç'ın 6 numarada start alan Kara Üzüm isimli safkanı Ahmet Çelik'le kazandı.